Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Haftanın yılın diyeyim artık. Yılın son Fokus programı. Gizem'le beraberiz. Gizem günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi yılı nasıl kapattık? Aslında yılı şöyle kapattık. Vaka sayılarını rekorla kapatıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da gerçekten rekor vaka sayıları var. Elbette 2020 Mart Nisan'daki kadar sert kapanmalar yok. Ve tabii ki aşılanmadan dolayı da insanlar elbette daha rahat. Ölüm oranları düştü. Nihayet diyelim. İşte yoğun bakım oranları düştü. Fakat buna rağmen vakalar çok yüksek. Şimdi ben şunu sorayım sana. Yani bu 2022 teması olacak mı? Yani omikron yeni bir risk olarak karşımıza gelecek mi? Omikron aslında şöyle, son dönemde vaka sayılarında çok ciddi artış var. Mesela hızlı yayılımı daha yüksek bir varyant olmasından kaynaklı ülkelerde vaka sayılarının rekorlara taşındığını görüyoruz. Bizde de işte 40 binlere yaklaşması, dünyada da benzer bir şekilde vaka sayılarının çok ciddi artış göstermesi. Mesela Amerika örneğini verebilirim bu noktada. Üst üste 2 gün boyunca vaka sayılarında rekor bir artış yaşanmış vaziyette. Ve bununla beraber 488 bin en son verilere göre Amerika'da vaka var mevcut durumda. Perşembe günü 580 bini aştı. Yani bu kadar ciddi bir artışın bir gün içerisinde meydana geldiğini görmekteyiz. Hastaneye yatışlarda ama ölümlerde ya da benzer bir artış yok. O yüzden de her ne kadar bulaşıcılığı fazla olsa bile sağlık sistemini bir şekilde kitlemek yönünde bir beklenti olmadığı için küresel ekonomik aktivitede bir kapanma haberiyle beraber tekrar bu virüsten kaynaklı yavaşlama olacağına dair bir risk görülmüyor şu aşamada. Ama her halükarda ekrana getirdiğimiz tabloda da var. Bunun en büyük gerekçesi hani bu vaka sayılarındaki artışa rağmen ölüm oranlarının artmaması ya da hastaneye yatışlarda o kadar ciddi bir problem olmamasının sebebi de ekrana getirdiğimiz grafik. Bunlar aşılanma oranını gösteriyor bizlere. Yani bir ülkede ekrandaki grafik haritadan da anlaşılacağı üzere aşılıların sayısının o ülkenin toplam nüfusa oranını görmekteyiz. Ve eğer bu harita ne kadar koyu mavi, maviler koyulaştıkça aşılanmanın o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Amerika'da her ne kadar vaka sayılarında artış olsa bile aşılanmanın çok yüksek bir orana sahip olması. Aynı şekilde yine gelişmiş ülkelerden yola çıkacak olursak İngiltere, Avrupa Birliği, yine Türkiye, biz aşılama konusunda oldukça iyiyiz. Dolayısıyla aşılı nüfusun toplam içindeki payının bu kadar yüksek olması yeni bir kapanma endişesini beraberinde getirmiyor. Evet, belli başlı önlemler görüyoruz, kısıtlamalar görüyoruz ama daha öncesinde salgının ilk yönetiminde olduğu gibi bir kapanma beklenmediği için en azından küresel aktivite tarafında böyle bir yavaşlatıcı bir varyant riski görülmüyor şu aşamada. Ama tabii ki önümüzdeki dönemde büyüme üzerine başka riskleri konuşacağız yeni yıl için. Şimdi TCMB'den arkadaşlarımız son dakikayı birazdan iletecekler. Altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi tebliği geldi. Bu zaten bu arada açıklanmıştı. Sadece TCMB'den detaylar, teknik detayların ne olacağına dair tebliği geldi. Ve Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkındaki tebliğe ilişkin de uygulama talimatı geldi. Şimdi son dönemde o kadar fazla düzenlemeler değişiyor ve o kadar fazla tebliğ geliyor ki bazen teknik detayları da elbette biz de atlayabiliyoruz. O yüzden Merkez Bankası'nın son güncellemesi de önemli. Şimdi tabii burada birkaç tane nokta var. Biliyoruz ki hem döviz için, yani dövizden TL'ye geçişte, hem de altından TL'ye geçişte en son bizim tartıştığımız şey Gizem bir kereye mahsus olmasıydı ama tabii buradaki detaylar dışında yine birçok madde var. Arkadaşlar da detayları aktardıkça sizle paylaşacağız. Dönüşüm fiyatı burada değişiklik önemli. Aynen. Şimdi her gün 11'de açıklanan evet, rakamın değişimine ilişkin. Evet, aynen. Dönüşüm fiyatı burada önemli. Merkez Bankası tarafından bu yeni tebliğde hem altın hesabı için hem de o dedolarizasyon için söylüyorum. Dönüşüm fiyatında saatler belli oldu. Merkez Bankası tarafından saat 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'te ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği saat itibariyle en son açıklanmış olan işte gram altının saflık derecesi var. Türk lirası karşılığı alış fiyatı. Yani daha önceden sadece 11'de. 11'de şu an 15'e kadar her saat başı belirleneceğini anlıyoruz. 10'da başlıyor. 10 ile 15 arası her saatte bu rakam paylaşılacak altın evet, içinde döviz içinde aynı evet, şekilde. Bugün Merkez Bankası zaten burada bir değişiklik olacağını söylemişti ama bu uygulama talimatı elimizde yok henüz. Şimdi uygulama talimatı da açıklandığı için bundan sonrasında saat 10'dan 15'e kadar her saat başında Merkez Bankası'nca bir alış kuru belirleneceğini anlıyoruz. Öncesinde sadece saat 11'de, şimdi hem altın hesabı için hem de diğer hesaplar için saat 10, 11, 12, 13, 14, 15 olarak belirlendiğini anlıyoruz bu uygulama talimatından. Ara saatli. İlk gördüğüm farklılık bu yani. Anladım. Ara saatli
saatlerce işlem yapmak istediğinizde mesela 2.20 geçe ya da işte 14.20'de vesaire 14.15'te 14'teki kur geçerli olacak ya da işte 10.20'de yapmak istediğinizde 10'daki kur geçerli olacak. Dolayısıyla o ara saatlerde de aslında son açıklanan kur geçerli olacak bir önceki zaman dilimine dair. Tabii fiyatlamalar da gün içerisinde değiştiği için altın gram altın içinde işte altın fiyatları içinde TL cinsinden döviz içinde euro TL dolar TL de öyle. Dolayısıyla yatırımcılar da daha esnek işlem yapabilecek, istedikleri saatte yapabilecek ve doğru fiyattan da işlem yapabilecekler. Merkez Bankası'nın tebliğiyle beraber bu da netleşmiş oldu. Şimdi Gizem, istersen dönelim tekrar konumuza. Az önce verdiğin haritada önemli bir nokta vardı. Elbette Türkiye'nin oradaki konumu. Hı-hı. Şimdi haritanın renklerine baktığımızda Türkiye'nin lacivert değil, buz mavi, yer yer lacivert olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Her yerde, her şehirde aşılanma oranımız %50'nin üzerine çıkmamış. Hala 40-45'ler civarında olan bölgeler de var. Ama en azından Türkiye'deki gelişim işte bakıldığında tabloya işte Afrika ile ya da Rusya ile değil mi? O Kuzey Sağlık Bakanlığı'nın ki bu arada açık mavi, buz mavi farklılık gösterdiği o. Ha, buradaki mi? Renklendirme tamamen bambaşka bir renklendirme. Sağlık Bakanlığı'ndan farklı. Evet şehir şehir değişebiliyor ama yani bu haritada tam aşılar var. Anladım. Türkiye'ye zoom girdiğimizde bu haritada Türkiye'nin bir kısmının açık mavi bir kısmının koyu mavi olduğunu görüyoruz. Yani burada da öyle. Bunda farklı. Bu tamamen buradaki renklendirme eğer tam aşılılar yani 3 aşısını tamamlamış olanlar işte tam aşılı sayabileceğimiz kısımda olanlar bizim burada koyu renkte görünüyor Türkiye. Dolayısıyla biz tam aşılıların daha yüksek olduğunu görüyoruz toplam nüfusa göre. Senin söylediğin Sağlık Bakanlığı'nın haritasında ise orada dediğin gibi hani mavilikler değişiklik illere göre farklılaşma var tabii ki. Ama burada IMF'nin verisine göre tam aşılı sayılabilen segmentte Türkiye'nin olduğunu görüyoruz. Yani yüksek bir toplam nüfusa oranı. Aşılanmanın yüksek olduğu anlaşılıyor. Peki buradan o zaman şöyle bir çıkarım yapabiliyor muyuz? Yani artık yeni dönemde aslında omikron varyantı elbette bir endişe ama aşılanma oranı arttığı için büyümeler aslında bir endişe kaynağı olmayacak mı dünyada? Şöyle bununla ilgili mesela çeşitli yazılan raporlara baktığımızda mesela Bloomberg Economics'in bir varsayımı var. Normalde 2010 ila hatta 2009 ila 2019 2010 ila 2019 aralığında normalde dünyanın ortalama büyümesi %3,5 seviyesindeydi. Ama gelecek 10 yıl için varsayıma baktığımızda bu ortalama küresel büyüme 3,5'tan %3,2'ye gerileyecek. Yani küresel büyüme ivme kaybedecek şeklinde beklentiler var. Ekrandaki haritada ise bunun kırılımı var. Arkadaşlarımdan tam ekran rica edebilirsem daha net anlatabilirim o şekilde. Beyazla görünen kısımda küresel büyümenin ortalaması. Yani az önce bahsettiğim rakamlar var. Bunu kim yukarı çekiyor, kim aşağı çekiyor diye kırılımına bakalım. Turuncuyla görünen kısımda gelişmekte olan ülkeler var ama Çin hariç gelişmekte olan ülkeler var. Burada da dikkat çeken nokta şu. Çin hariç gelişmekte olan ülkelerin büyüme ortalaması yaklaşık %5 olacak önümüzdeki yıl boyunca. Yani dikkat etmek gerekirse aslında 2020 yılından sonra biraz daha ortalama büyümesinin gelişen ülkelerde yükseldiğini görmekteyiz. Ve bu ivmeyi koruyacaklarını anlıyoruz. Bununla beraber maviyle görünen kısımda gelişmiş ülke ekonomileri var. Onlar da %1,5 civarında, %1,6 civarında önümüzdeki 10 yılda büyümesini sürdürecek. Peki küresel büyümeyi aşağı çekecek olan kim diye baktığımızda morla görünen Çin olduğu ortaya çıkıyor. Çin önümüzdeki dönemde az önce bahsettiğim geçtiğimiz 10 yılın %3,5 olan büyüme ortalamasını %3,2'ye çekmesi beklenen tarafta Çin'in yer aldığını görmekteyiz. Yani asıl belirleyici olan bu noktada Çin'in büyümesi, küresel büyümenin daha da hızlanması ya da yavaşlaması noktasında Çin'in bu noktada ivme kaybının belirleyici olduğu ekrana geliyor böylece. Gizem çok teşekkür ediyoruz. 2021 zor bir seneydi hepimiz için. Bizim evet. için de öyle. Ama biz Gizem'le yayınlarımıza devam ettik. En zor günde de, en rahat günde de. O yüzden eline sağlık, emeğine sağlık. Senin de çok teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi bir sene diliyoruz sana da. Herkes aynı. Seneye görüşürüz. Klişesini yapmamaya çalışıyorum ama seneye görüşürüz Gizem değil mi? Hemen devam edelim reel sektörle sohbetimize. Şimdi özellikle tabii taşıt tarafına bakıldığında biz otomotiv fiyatlarında bir miktar aslında artış azaldı ya da önümüzde ki önemli hatta fiyat düşüşü olacak diyoruz ama asıl problem şu aşamada pazartesi de enflasyonu göreceğiz önümüzdeki hafta ama fiyatlardaki düşüşün sınırlı olabileceği çünkü hala ham madde tedariğinde yaşanan sıkıntılar. Otomotiv sektörü de bunun göbeğinde. Önce bir haberimizi ekrana getirelim. Otomotiv sektörü için 2021 yılı nasıl geçmiş? Sonrasında da Taysat Başkanı Albert Say'dan bizimle olacak. ...2021 yılı otomotiv sektörü açısından zorlu bir yıl olarak hatırlanacak. 2020 yılının başında COVID-19 pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte... ...tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de zorlu bir sürecin içine girdi.
Sektörün yeni bir döneme adapte olmaya çalıştığı 2021 yılında değişime adapte olmayanlar için zorlu bir dönemin başlangıcı oldu. 2021 yılında tüm dünyada otomotiv sektörü, çip sorunu, ham madde fiyatlarındaki yükselişler, küresel üretimde daralma, emisyon kriterlerindeki sıkılaştırmayla birlikte dizel araçların tehdit edilmesi gibi konular ön planda oldu. Ayrıca sektörün üzerinde bir de ciddi bir iklim krizi baskısı ve sorumluluğu her geçen gün artıyor. Ülkemizde ise tüm sektörlerde olduğu gibi arz-talep dengesindeki ritim bozuklukları otomotiv sektörünü de zorlayan baş faktörlerden biri oldu. Yılın son döneminde kurlarda yaşanan hareketlilik ise sektörü belirsiz bir noktaya taşıdı. Otomotiv sektörünün 2021 yılında diğer bir önemli sorunu da çip kriziydi. Yüksek talep beklenen dönemlerde arzın çip krizine ve maliyet artışlarına bağlı kısıtlı kalması, fiyat istikrarı açısından problemlere neden oldu. Ayrıca daralması beklenen otomotiv sektörünün hızlı bir şekilde toparlanması da sektörü talepte karşılanması zor bir artışla karşı karşıya bıraktı. Ağustos ayında resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Buna göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve %50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların matrah limiti ise 92 bin ila 150 bin lira arasında yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrağı 85 bin ila 135 bin lira aralığından 114 bin ila 170 bin aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan %45, %50 ve %80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kur artışı ve faizleri nedeniyle otomobil satışlarının etkilendiği bu son dönemde yapılan düzenleme de satışlara yansımaktadır. Yılbaşındaki 1 milyon adetlik satış hedefinde şu anda 675 bin civarında olduğu görülmektedir. Bu rakamlarda ÖTV matrağının da etkisi yadsınmamalı. 2021 yılının en önemli gelişmelerinden biri de elektrikli otomobilde satış trendinin yükselmesi oldu. Elektrikli otomobil satışları Çin'de yaklaşık 500 bin adet seviyesine, Avrupa'da ise 450 bin adet seviyesine ulaştı. Bu trend binek araçlar dışında otobüs ve kamyon gibi ticarilerde de görüldü. Sektörün önde gelen markalarının ülkemizde elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımları ise dikkatle izlendi. 2021 yılında yerel otomobil pazarının yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde %58 büyüyen iç pazar 206 bin adedin üzerine çıktı. Yıl sonu beklentisi ise 750 ila 800 bin aralığında. 2021'in ilk çeyreğinde 265 bin araç ihraç edildi ve karşılığında 7.8 milyar dolar gelir elde edildi. Sektörün 2021 sonu için ihracat tahmini ise 30 milyar dolar seviyesinde. Otomotiv sektörünün istihdama olan etkisi incelendiğinde ise 2021 yılında istihdamın arttığı görülmekte. Türk otomotiv sektöründe doğrudan ve dolaylı istihdam hacmi 50 bin seviyesinde. İmalat dışında bayilikler ve çevre ünitelerde devreye girdiğinde bu sayı 500 bini aşıyor. Yerli otomobil inisiyatifi olan TOK, 375 personelle yoluna devam ediyor. Halihazırda inşaatı süren fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından toplam istihdamın 6500 kişiye ulaşması bekleniyor. Ford Otosan açıkladığı yatırım planıyla yeni elektrikli araç fabrikası için 6500 kişilik ek istihdam alanı yarattı. Salgın nedeniyle de 1700 yeni çalışan istihdam eden Ford, bu alanda büyümeye devam ediyor. Bunun dışında Toyota Adapazarı fabrikası için İşkur'dan 2500 kişilik ek istihdam istedi. Evet, Almanak 2021'de otomotiv sektöründeki detayları ekrana getirdik. Şimdi Taysat Başkanı Albert Zaydam'a gidelim. Albert Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi biz haberde bu yılda damgasını vuran önemli olayları derlemeye çalıştık ama siz sektörün içinden biri olarak özellikle taşıt yan sanayilerde fiyat artışı, tedarik zinciri sıkıntısı, emtia yükselişi derken birçok badire atlattınız. Sizden dinleyelim biraz 2021'in enlerini. Peki. Öncelikle 2020'nin sonunda 2021'e umutla başlamıştık. Bütün dünyada otomotiv üretiminin en az %10 mertebesinde artacağı düşünülmüştü. Şu anda hatta Nisan ayında da siz
de yaptığımız bu programda durumun bunu teyit ettiğini söylemiştik. İhracatta da rekor bir seneyi görebileceğimizi söylemiştik. Ne yazık ki demin de dosyada açıklanmış olan birçok nedenden dolayı şu anda dünyadaki araç üretimi ne yazık ki pandeminin başladığı, etkili olmaya başladığı 2020 senesiyle aynı seviyede kaldı. Bu da 78 milyon adetler seviyesinde. Ülkemizde de bunun paralelinde yine 2020'deki üretim rakamı olan 1 milyon 300 bin adetleri ancak görebildik. Sevindirici olan ihracattaki durum. İhracatta bu sene 2020'ye göre yaklaşık olarak bir %15'lik bir büyüme göreceğiz. 28,5 ila 30 milyar dolarlık toplam otomotiv ihracatı olacağını düşünüyoruz, göreceğiz. Ama bundaki otomotiv tedarik sanayinin payı %34'lerden şu anda %41, %42'ye geldi. Otomotiv tedarik sanayinin ihracatı bu sene 12 milyar doları görecek. Bu bir rekor seviyedir ve bunun 2022'de de devam etmesi söz konusu. 2021'i bir değerlendirdiğimizde en önemli tabii ki konu küreselleşmenin sorgulanması oldu. Yani küreselleşmenin olumsuz etkisi ve sorgulanması. Çünkü yaklaşık bir 10-15 senedir küreselleşme hikayesi etrafında yatırımlar yapılıyordu veya büyüme stratejileri oluşturuluyordu. Bunun olumsuz etkilerini lojistikte, COVID virüsüyle, çip kriziyle, magnezyum kriziyle esasında hissettik, gördük. Bunlardan mesela sonuncusu bir bakıma olumlu bir şekilde sonuçlandı. Magnezyum krizi otomotivi hatta diğer sanayileri etkileyecek derken sivil toplum kuruluşlarının hükümetlerle irtibata geçmesi ve sorunun masaya yani bütün paydaşların oturulmasıyla ortaya çıkmadan çözümlendi. Ümit ediyorum ki 2022'de de karşılaşacağımız problemlerde bu kararlılıkla problemler yaşanmadan sadece teoride veya masada kalır. 2021'in en önemli bence ihracatta otomotiv tedarik sanayinin artışının haricinde en önemli olumlu tarafı yatırımlardı. Hem otomotiv sanayinde hem otomotiv tedarik sanayinde çok önemli ve 2030'a umutla, bırakın 2022, 2030'a umutla bakmamızı sağlayacak olan yatırımlardı. Deminki dosyada teker teker sayıldı. Tabii ki TOK projesinin daha önceden bahsedilmiş olan takvime uygun gitmesi, Ford Otosan'ın yeni yatırımları, Toyota'nın istihdam konusundaki başvuruları, bunun haricinde ağır vasıtalarda yurt dışında gördüğümüz Türk ihracat, yani elektrikli araçların artması, bunlar hep önümüzdeki dönüşüme olumlu bakmamızı sağladı. Pandeminin direkt etkilerini görüyoruz. E-ticaret artarken tabii ki bunun etkisi taşımacılığa, ağır vasıta üretimine etkiledi. Ve ülkemizde bir ağır vasıta üretim merkezi olduğundan dolayı bu bizim de üretim rakamlarımızı, dolayısıyla satışlarımızı olumlu etkiledi. Bir başka olumlu etkisi de evden çalışmanın artması ve buna bağlı olarak ne yazık ki gıda tüketiminin artmasıyla traktör üretimi de arttı. Yatırımlardan bahsederken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki girişim sermayesi miktarı da çok ciddi bir oranda arttı 2021'de. Geçmiş 10 senede 700 milyon dolar bu konuda yatırım yapılmışken sadece geçen sene bu rakam 750 milyon dolara ulaştı ve Avrupa'da Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda gibi bu konuda önde veya sayılabilecek ülkelerin önüne geçtik bu yatırımlar konusunda. Olumsuz diyebileceğim belki iki şeyin altını çizebilirim. Bunlardan biri uzun senelerdir işi tarif eden sözleşmelerin artık işleri tam tarif edememesi. Maliyetlerdeki kırılganlık ve
girdilerdeki artışların döviz bazında bırakın 2-3 basamakları görmesi yani sözleşmelerin tekrar gözden geçirmesini veya en azından durumu tarif etmediğini ortaya çıkardı. Bir ikincisi ise tabii ki evden çalışmanın özellikle kadın istihdamı konusundaki bazı engelleri de yanında getirebilmesi. Ümit ederim ki 2022'de bu olumsuzlukları aşacağız. Peki Albert Bey, şimdi 2022'ye dair en merak edilen konu şu, Türkiye'nin özellikle bir üs olması konusunda birçok alanda adım attığını zaten bir süredir görüyoruz ama şimdi ihracata dayalı büyüme modeli daha iştahlı söylenince, daha yüksek sesle zikredilince birçok markalarda, başta mesela işte hazır giyim tekstilde görüyoruz bunu, artık Türkiye'den üretimini arttırma kararı aldılar. Siz Taysat olarak ne öngörüyorsunuz? Özellikle otomotiv yan sanayide, taşıt tedariğindeki bütün komponentler daha fazla Türkiye'den üretilir hale gelecek mi? Yabancı ve yerli yatırımcının iştahı nasıl olacak önümüzdeki yıl? Biliyorsunuz zaten 2022'nin ihracatından bahsederken otomotiv tedarik sanayi için bu sözleşmelerin 2020 ve 2021'de çoktan bitmiş olması gerekiyor. Ki üyelerimizden almış olduğumuz mesajlar da olumlu yönde. 2022'de sizin de aynen bahsetmiş olduğunuz gibi ihracatta demin bahsettiğim 12 milyar dolarlık 2021 otomotiv tedarik sanayi ihracatının 14 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. 2022'de 3 konu başlığıyla esasında gündemimizde olacak. Bunlardan biri tabii ki elektrikleşmenin merkezinde olduğu bir dönüşümün devam ettirilmesi. İkincisi sürdürülebilirlik. Üçüncüsü de yine sizin bahsettiğiniz gibi yeni pazarlar. Bu yeni pazarlar konusunda iki detay vermek istiyorum. Elektrikleşme bahsediyoruz ve yeni pazarlardan, yeni markalardan bahsediyoruz. Geçen hafta yapmış olduğumuz son derlemeye göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere 17 ülkede 113 marka 671 elektrikli araç modeli geliştiriyor. Şu anda yollarda olmayan toplam 671 tane model var ve demin söylediğim gibi 113 marka. Buradan Türk tedarik sanayisinin payının mümkün olduğunca en fazla payı alması Taysat'ın hedeflerinden biridir. Bunun haricinde ikinci bir konuysa tabii ki elektrikleşme bizim çalışmalarımızın merkezinde olacaktır. Ama ortada bir koridor olduğunu, bir kulvar olduğunu da atlamayalım. Dünyanın her yerinde veya her araç segmentinde şu anda konuştuğumuz elektrikleşme takvimine uyulması mümkün değil. Bazı ülkeler, Norveç gibi 2025 için bu takvimi açıklarken Kuzey Afrika, Orta Doğu'da 2035 ile 2045'te ancak binek araçlarda bahsedilen oranda elektrikleşme olacaktır. Keza ağır vasıtalarda elektrikleşmenin çok daha geç olacağı şu anki tüm raporlarda yer almakta. 2030'a kadar ağır vasıtaların %75'inin bırakın fosil yakıt dizel olarak kalması söz konusu 2030'a kadar. Bunun haricinde 2035'te mesela ağır vasıtalarda %20 oranında hidrojen yakıt hücresine, yani elektrikli araç değil, elektrikli tahrik gücü değil, hidrojen yakıt hücrelerinin kullanılması söz konusu. Dolayısıyla bizim bu coğrafyalarda ve bu araç segmentinde de bir fırsat olduğunu bilip mevcut iş modellerini ona göre değiştirmek gerekiyor. Aynen. Doğru. Çok teşekkür ediyorum Albert Bey. Önümüzdeki senede sizi yine ara ara rahatsız edeceğiz değerli bilgilerinizden yararlanmak için. Çok teşekkürler. Şimdiden sağlıklı mutlu bir sene diliyoruz. Hem size hem de Taysat ailesine. Keyifle katılırım. Sağlıkla kalın. İyi seneler. Sağ olun. Gidelim hemen buradan ikinci konuğumuza. Naksan Plastik Genel Müdürü Enis Sarılarlı bizimle olacak. Enis Bey, hoş geldiniz yayına.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi aslında plastik ambalaj sanayindeki önde gelen büyük şirketlerden birisiniz. Az önce Albert Bey'le de konuşurken yani otomotiv için zorlu dedik ama herhalde her sektör için bu ifadeyi kullanabiliriz. Çünkü sizin sektörünüze en çok ihtiyaç duyulan dönemdi. Paketlemelerin arttığı, daha fazla ihtiyaç duyduğumuz ve Türkiye'deki genel olarak aslında plastik ambalaj tarafına bakıldığında da yoğun bir ithalat var ya da Türkiye'deki petrokimya tesislerinin hep yeterli gelmediğini söylüyoruz. O yüzden sektörde, sizin sektörde tedarik problemleri, ham madde maliyetlerindeki artış baskıları nasıl geçti 2021? Evet, dediğiniz gibi bizler de olumsuz etkilendik bu zorluklardan. Özellikle tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı ham maddeler, ham madde tedariğinde de bir takım sıkıntılar yaşandı. Bir kısım yerli üreticiden alıyoruz ham maddemizi. Fakat büyük bir kısmı da ithal yolla ülkemize gelmekte. Pandemi nedeniyle bir takım fabrikaların force majeure ilan edip üretimlerini kısmaları, navlunlardaki aksamalar nedeniyle ham madde tedariğinde bir takım zorluklar yaşandı. Fakat biz Naksan Plastik olarak bunlara hazırlıklıydık. O yüzden yeterli stokla devam ettik ve hiçbir şekilde üretimimiz aksamadı. Müşterilerimize herhangi bir rahatsızlık vermeden üretimimizi tam kapasiteye çıkartarak hizmet verdik 2021 yılı boyunca. Şu anda herhangi bir sıkıntımız olmadan devam ediyoruz. Peki Enis Bey, şimdi bu yılın başında yaklaşık 2 milyar TL gibi bir ciro hedefliyordunuz. Tabii her şirket hedeflediği ciro rakamını revize etmek durumunda kaldı ki çoğu aşağı revize etti. Ama sizin için nasıl kapanıyor bu yıl? Hedeflediğiniz ciro rakamlarına ulaşabilecek misiniz? Bir de ihracat tarafını sorayım ciroya ek olarak. Orada da yine 100 milyonun üzerinde bir ihracat hedefiniz vardı. Oradaki son rakamlar ne? Evet. Tabii ham madde fiyatlarındaki artış da etkili oldu ciromuzu arttırmamızda ve ciromuzdan itibariyle 2,5 milyar TL'yi aştı bu yıl için. İhracatımız geçen yıl 2020 yılında 58 milyon dolardı. Toplam ciromuzda 1,5 milyar TL'ydi. Bu sene ise ciromuz 2,5 milyar lirayı aştı, ihracatımız da 95 milyon doları aştı. An itibariyle bugünkü sevkiyatlarla 100 milyon doları yakalamayı düşünüyoruz. Umarım başarılı olacağız bu konuda da. Önümüzdeki dönemde de kur risklerinden kendimizi koruyabilmemiz için ihracatımızın payını biraz daha arttırarak toplam üretimimizin %50'sini ihracata göndermek istiyoruz. Şu an yüzde kaçta? Şu anda %35'lerde. 35'lerde. %35'lerde. Peki burada tabii bu bahsettiğiniz o %35'lerden %50'ye çıkarma konusunda birkaç temel nokta var. Birincisi ithal girdileri yönetemediğimiz için zaten ihracatla dengelemeye çalışıyoruz ama bu konuda Türkiye'deki eksiklikler ne? Önümüzdeki yıllarda özellikle petrokimya tesisleri başta olmak üzere hangi yatırımlar olmalı? Ya da yerli ikame yapsanız, hani bazı ithal ürünlerinizi yerli ikameyle karşılamaya çalışsanız ne kadar mümkün, ne kadar yerleşebilirsiniz? O tarafı da sorayım. Evet, yerli olarak tabii dediğiniz gibi sadece petrokimya tesisi yatırımı yapılması gerekiyor. Kullandığımız ham madde petrokimya ürünü olunca başka bir çaremiz yok. Ya içeride petrokimya tesisi açılmalı ya da ithalata devam edeceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok bu konuda maalesef. Biz tam olarak bir dahilde işleme şirketiyiz. Ham maddemizi dışarıdan alıyoruz. Burada know-how'umuzu katarak işliyoruz. Gerek iç piyasanın ambalaj ihtiyacını gerekse dış piyasanın ambalaj ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Peki bu kadar kur volatilitesinin... Çok pardon, buyurun. Petrokimya tesisi inşa etmekten başka çaremiz gözükmüyor. Anladım. Peki Enis Bey, yani kur o kadar volatil ki, yani şimdi biraz işte son açıklamalarla aşağı geldi diyoruz ama yani evet 18'den işte önce 10'lara 11'lere doğru, şimdi tekrar 13'lerin üzerindeyiz ama gün içinde bile %5'lik 10'luk hatta daha yüksek marjlar olabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda bu daha da fazlaydı. Hal böyle olunca siz nasıl bir fiyatlama yapabiliyorsunuz? Yani bu zor olmuyor mu? Yani hem müşteriye verdiğiniz fiyat, İhracat yapacaksınız ya da iç pazara satacaksınız. Hem de ithal ürünlerde size gelen ürünlerin maliyetinin bu kadar sık değişmesi. Evet. Tabii ki zorlanıyoruz. Ama bunu da tabii paçal bakarak aşmaya çalışıyoruz. Kur risklerinden ihracatın payını arttırarak, bir kısım türev ürünleri kullanarak aşmaya çalışıyoruz. Riskimizi hedge etmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımızı şöyle veriyoruz. Zaten girdilerimizin çoğu döviz olduğu için döviz olarak maliyetlerimizi hesaplıyoruz. Fakat sevk tarihinde TL'ye dönüyoruz. Yani dövize döviz değil de
TL'ye dönüyoruz, TL olarak satıyoruz. Bu süreci yönetmek bir hayli zor ama dediğim gibi bir takım türev ürünlerle olduğu gibi finans sektörümüz buna çalışarak kendimizi kur riskinden korumaya çalışıyoruz. Ham madde riskinden de şu şekilde korunuyoruz. Bizim günlük kapasitemiz 500 ton, aşağı yukarı 450 tonda üretim yapıyoruz. Stoklarımızı yüksek tutuyoruz. Hem tedarik zincirindeki aksamalara karşı hem de fiyat dalgalanmalarına karşı biraz daha stoklu çalışmaya çalışıyoruz. Bu dönem için söylüyorum bunu. Şimdi bu söylediğiniz önemli çünkü aslında stokçuluk konusundaki işte cezai şartlar, yapılan açıklamalar, biz hep gıda tarafında konuştuk ama onu da ayırmak evet. lazım. Yani üreticinin hatta üretim yapması bile, satış bile yapsa stok yapma durumunda kaldığı dönemler olabiliyor. Aynen şu an olduğu gibi. Dolayısıyla hani fırsatçılıkla stokçuluğu ayırmak lazım. Bu söyledikleriniz evet. bu yüzden önemli. Kurum bu kadar volatil olduğu dönemlerde. İkinci sorum da şu. Finansmana erişim. Mesela ihracat yaptığınız için işte döviz kredisi çekmek ne kadar makul ya da Exim Bank gibi kurumlardan kredi temin edebiliyor musunuz? Çünkü tabii birazdan geleceğim. TMSF'nin satış süreci de var. Bu tarz dönemlerde sizin finansmana erişiminiz ve nakit akışınızı yönetmeniz de önemli. Evet. Bu konuda açıkçası burası geçmişten dolayı çok yüksek borçları olan, banka borçları olan, finans borçları olan, tedarikçileri borçları olan bir firma. Dolayısıyla Naksan Plastik'in tüm kredileri yasal takiple takip ediliyor. Bu nedenle bizim kredi limitlerimiz yok. Bu dediğimiz finansal enstrümanları kullanmak bizim için imkansız boyutunda. Fakat burada TMSF'nin desteği devreye giriyor. TMSF kendi bankasından bizlere bir kredi limiti tahsis etmiş durumda. 2016 yılında TMSF'nin kayyum olarak atandığı dönemde birikmiş işçi borçları, 3 aylık işçi borçları, ham madde stoğunun erimiş olması, herhangi bir ham madde bulunmaması nedeniyle Naksan Plastik üretimini durdurmak zorunda kalmış. Dolayısıyla iç piyasadaki, özellikle iç piyasadakinden bahsediyorum, ambalaj kullanan firmalar da mağdur olmuşlar o dönemde. Fakat TMSF'nin kayyum olarak atanması ve kredibilitesini sağlamasıyla birlikte firmanın öncelikle işçi borçları ödenerek daha sonrasında ham madde tedarikiyle tekrar üretime başlamış. Bu üretim yavaş yavaş tekrar eski seviyelerine getirilerek günümüzde tam kapasiteye ulaştı. Şu anda da yine Türkiye'nin kapasite olarak en büyük üreticisi konumundayız. Bu tamamen Exim Bank, tabii ki daha önce kullanılmış Exim Bank kredileri. Fakat şu andaki tek desteğimiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun sağlamış olduğu imkanlar dahilinde kendi bankalarından sağlamış olduğu kredi desteğiyle devam ediyoruz yolumuza. Peki son bir iki dakikanın içindeyiz. Şimdi 4 Ocak, 22 Aralık'ta 4 Ocak'a ihale süreci uzatıldı TMSF'nin. Bundan sonraki dönemde süreç nasıl işleyecek? 2022'de Naksan Plastik için özellikle de şirketi değerlemek, şirketi olması gereken fiyattan satışa çıkarmak elbette bu tarz belirsizlik ortamında daha güç. O yüzden 4 Ocak'ın da ötelenme olasılığı var mı? Sizin beklentinizin o tarafta. Evet. Biraz önce söylediğim borçlardan dolayı zaten sürdürülebilir olmadığı için firmanın durumu, her ne kadar işletme olarak çok başarılı da olsak, tam kapasiteyle de çalışsak, geçmiş dönemden gelen borçlar nedeniyle sürdürülebilir bir şirket konumunda değiliz. TMSF de bu değerlemeleri yaptıktan sonra sektöründe dört büyükler olarak bilinen yabancı değerleme şirketlerinden bir tanesini seçerek çalıştı. Ve bu uluslararası danışmanlık firmasının Türkiye ofisi şirketimizin üretiminden müşterilerine kadar, satış biçiminden tesislerine kadar her şeyi inceleyerek bir değer tespit etti. TMSF de bu değerlemeler konusunda, danışman firmanın değerlemeleri doğrultusunda buranın değerini 1 milyar 179 milyon TL olarak tespit etti. Yani 4 Ocak günü saat 15.30'da TMSF binasında yapılacak olan ihale bu muammer bedel 1 milyar 179 milyon TL'den başlayarak ihale edilecek. İhale şeklinde satışa çıkacak. Umarım yeni yatırımcısı firmanın yatırımlarını arttırarak, istihdamını da arttırarak tekrar yoluna devam edecektir. Çok teşekkür ediyoruz Enis Bey katıldığınız için. Hem sizin özelinizde hem de Naksan Plastik için şimdiden iyi bir sene olsun. Sağlıklı, huzurlu, iyi bir 2022 yılı diyelim. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Fokus'u burada noktalıyoruz. Kısa bir ara.
Alenin arkasından Tolga Uysal'la Risk Yönetimi'nde karşınızdayız.